Jandarma işte buraya geldi. Nisan ayında yapılması beklenen anayasa değişikliği referandumu için toplumun birçok farklı kesiminden evet mesajları yükseliyor. Sanat ve spor camiasından birçok isim, güçlü Türkiye için ben de varım dedi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sosyal medya üzerinden başlattığı Güçlü Türkiye için evet kampanyası, spor ve sanat camiasından birçok ünlüden destek gördü. Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir istiklal savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için ben de varım ifadelerini kullandı. Dilmen, videonun sonunda A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Arda Turan'a da "Sevgili Arda, sen de var mısın?" sorusunu yönetti. Vatanımız, ülkemiz çok zorlu süreçten geçiyor. Adeta bir istiklal savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Sevgili Arda, sen de var mısın? Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan da çektiği videoda "Rıdvan hocam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz, sen de var mısın kardeşim?" diyerek Burak Yılmaz'a da kampanyaya dahil olma çağrısında bulundu. Rıdvan hocam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz, sen de var mısın kardeşim? Çin'in Beijing Guoan takımında formasını giyen Burak Yılmaz da bu çağrıyı geciktirmeden "Arda kardeşim, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz, kardeşim sen de var mısın?" videosuyla cevapladı. "Arda kardeşim, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim, sen de var mısın?" Ünlü şarkıcı Murat Boz ise "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım." videosunu paylaşarak arkadaşına çağrı yaptı. "Selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir, sen de var mısın?" Spor spikeri Ersin Düzen de sosyal medyadan yayınladığı videoda "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" mesajını paylaştı. Referandum için sosyal medya sitesi Twitter'dan başlatılan evet kampanyasına birçok ünlü ismin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlardan da destek geldi. Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine yönelik referandum için sosyal medyada ünlü isimlerin katılımıyla başlatılan "Güçlü bir Türkiye için evet" kampanyasına destek verdi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleriyle "Güçlü bir Türkiye için biz de varız" diyen Yıldırım, kampanyaya destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya üzerinden kendisine yönetilen "Güçlü bir Türkiye için evet de ve var mısın?" sorusuna "Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için ben de varım" dedi. Kılıç, videonun sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan destek istedi. Çavuşoğlu da bu çağrıya "Söz konusu aziz milletim olur da ben olmaz mıyım? Güçlü Türkiye için, istikrar için ben de varım. Güçlü bir şekilde evet diyorum" şeklinde cevap verdi. "Söz konusu Türkiye olur da ben olmaz mıyım? Aziz milletimiz olur da biz olmaz mıyız? Güçlü Türkiye için, istikrar için ben de varım diyorum. Güçlü bir şekilde evet diyorum. Sevgili Enerji Bakanımız Berat Albayrak, sevgili Bakanım, Ekonomi Bakanım Nihat Zeybekçi, sizler de var mısınız?" Sevgili Bakanım Mevlüt Bey, mesajınızı aldık. Ülkemizi bölmeye çalışanlara inat, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye için evet, son nefesimize kadar ben de varım. Sayın Büyükelçim Hasan Doğan, sen de var mısın? Sevgili Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, tabii ki varım. Büyüyen, kalkınan, daha çok istihdam yaratan, daha çok ihracat yapan Türkiye için elbette evet diyorum. Değerli Bilim Sanayi Teknoloji Bakanım Faruk Gözlü, çok değerli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, siz de var mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, referanduma ilişkin evet kampanyasına katılarak abisine "Kemal abi, sen de var mısın?" diye sordu. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği referandumunda ben de evet diyorum. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Peki abim Kemal Kılıçdaroğlu, sen de var mısın?